Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle TYT AYT Geometri kampımızın tam 5. güne geldik ve bugün konumuz ikizkenar üçgen arkadaşlar. Hemen yine konumuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle ikizkenar üçgende iki kenar birbirine eşittir. Burada iki kenar birbirine eşitken A bizim tepe noktamız olurken arkadaşlar tepe noktası diyelim. Buradaki A açımızın ölçüsü ise buna tepe açısı diyeceğiz. BC ise bu ikiz kenar üçgenin tabanı olurken B ve C açıları ise buradaki üçgenimizin taban açıları olacak. Aynı zamanda biz ikizkenar bir üçgende tabandaki açıların birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla açı sorularına muhakkak ikizkenar üçgenlerimizin tabanlarının birbirine eşit olduğunu kodlamayı unutmayacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir taktik vermiş olalım. Bakın burada bir kelime yazdım. Ya ki kelimesini açarsak burada ikizkenar bir üçgende arkadaşlar bizim tepeden indirdiğimiz yükseklik bu ikiz kenar üçgenimizin, bakın bu sol ve sağ taraftaki üçgenler birbirine eşit olduğu Dolayısıyla bu açılar birbirine eşit. O halde buradaki kenarların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda da ikiz kenar bir üçgende tepeden indirdiğim yükseklik, aynı zamanda bu üçgenimizin açı ortayı ve bir de, Kenar ortayı olacak. Şimdi arkadaşlar buradaki dört harften bize hiçbir zaman dördünü vermeyecek, bize iki bilgiyi verecek ve geriye kalan iki bilgiyi buradan çıkartmamız istenecek. Kenar ortayımızı yazmış olalım. O halde arkadaşlar bir ikiz kenar üçgende bize taban bilgisini verirse veya bunu sorarsa, bu da yine bu tabanı bilmemizi istiyordur. Biz bu durumda muhakkak hemen bunu gördüğümüz anda ikizkenar üçgenimizin tepe noktasından tabana dik indireceğiz ve bu tabanı iki eşit parçaya böldüğümüzü kodlayacağız. Biz ressam değiliz. Buraya eşitlikler koyarak bırakmıyoruz. Hemen bunları kodlayarak AA harfleriyle buradaki geometrik verileri matematiğe döndürmeye çalışacağız. O halde sorumuza bakarsak AB ile AC birbirine eşit ve 13 olarak verilmiş aynı zamanda BD'nin 4, DC'nin de 20 olduğunu biliyoruz. Bakın arkadaşlar elimizde ikiz kenar bir üçgen mevcut ve bunun tabanının biz 24 olduğunu biliyoruz. Yani bize taban bilgisi verilmiş. O halde ne yapacağız demiştik. Hemen tepeden dikimi indiriyorum. Ve bu tabanı 2 eşit parçaya bölüyorum. 24'ü 2'ye bölersek sağ ve sol tarafın 12'şer birim olması. E bu durumda buranın tamamı 12 ise de büyükten küçüğü çıkardığımda buraya h noktası dersek dh değerinin de 8 olması gerekecek. Şimdi arkadaşlar bakın solda ve sağda olmak üzere elimizde artık 2 tane dik üçgen mevcut. En çok verinin olduğu yerle başlarsak sağdaki üçgenimizde hipotenüs 13 gen. 5, 12, 13 üçgenimiz vardı. Bu durumda bir diğer dik kenarın 5 olduğunu yazmış olalım. Şimdi de x'e gitmek istiyorsak bakın şu an taradığım dik üçgende buradaki x değerimiz Pisagor teoremini uyguladığımızda kök içinde 8'in karesi yani 64 artı 5'in karesinden 25 olurken biz aradığımız x değerinin kök içinde 89'a eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi arkadaşlar ya ki bizim için gerçekten önemli çünkü bundan sonraki bir sürü konunun içinde gizlenecek. Bize verilen iki veriden diğer iki veriye ulaşmamız gerekecek. Neydi? İkiz kenar bir üçgende arkadaşlar tepeden indirdiğimiz yükseklik bu üçgenin hem açı ortayı aynı zamanda Kenar ortayıydı. Dolayısıyla verilen iki bilgiden hemen üçgene tamamlamamız ve eksik olan iki veriyi de hemen soruya vermemiz gerekecek. Örneğin birinci şekle bakarsak arkadaşlar burada yüksekliğimizin aynı zamanda bu üçgenin kenar ortayı olduğunu görüyoruz. O halde elimizde YK harfleri varsa amacımız açı ortay ve ikiz kenar olmalı. E, elimizde bir üçgen varsa demek ki bu ikiz kenar bir üçgenmiş aynı zamanda bizim üçgenimizin de açı ortayıymış. Hemen eksik verilerimizi şeklimize işleyeceğiz. Aynı şekilde ikinci şeklimizde de açı ortayın yükseklik olduğunu görüyoruz. Ya harfimiz varsa eksiğimiz ki yani kenar ortay ve ikiz kenar dediğimizde yine eksiklerimizi tamamlamış olduk. Üçüncü şeklimizde de açı ortayın aynı zamanda kenarı ortaladığını yani kenar ortay olduğunu görüyorsak bu durumda eksiklerimiz y ve i olurken yani bu bizim üçgenimizin yüksekliğiymiş. Aynı zamanda da elimizdeki üçgen bir ikizkenar üçgenmiş diyeceğiz. Bir sonraki şeklimizde ise arkadaşlar yine açı ortayın yükseklik olarak geldiğini görüyoruz. O halde eksik verilerimiz kenar ortay ve ikiz kenar olurken elimizde bir üçgen yok ki ikiz kenar olsun. Bu durumda arkadaşlar öncelikle üçgenimizi oluşturacağız. Yani bunun tepe bu yüksekliğin bu tabana inmesini sağlarsak uzatarak tamamladığımızda işte şimdi üçgenimizi elde ettik. Ve biz bu üçgenin ikiz kenar bir üçgen olduğunu aynı zamanda da kenar ortay olması gerektiğini söylersek sorumuzun çözümüne buradan sonra devam edebilmiş olacağız. En sağ şeklimizde de yine elimizde bir yükseklik var ve bu yükseklik kenar ortaya geliyor. Arkadaşlar yine üçgenimiz mevcut değil. O halde bu yüksekliğin tabana kenar ortay gelmesi demek. Yani yüksekliğin tepesi benim ikiz kenar üçgenimin tepesi olurken bu durumda tabana kucakladığımda Bakınız artık burada elde ettiğimiz üçgen bir ikizkenar kenar üçgen olurken aynı zamanda bu tepeden de açı ortayımızı çizerek buradan sorumuza devam edebilmiş olacağız. Şimdi hemen örnek sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bakın burada elimizde bir yükseklik var fakat bu sıradan bir yükseklik değil. Aynı zamanda bu kenarı ortaladığına göre arkadaşlar aklımıza hemen yaki kelimesi gelecek. O halde bizim açı ortay ve ikiz kenara ihtiyacımız olacak. Yani önce üçgen elde etmeliyiz. Yüksekliğimizin başladığı nokta ikiz kenar üçgenimizin tepesi olacak ve kenarı ortayın geldiği yerde Üçgenimizin tabanı olacak. İşte bunu çizdiğimizde artık eksiklerimizi yazarsak bu bir ikiz kenar üçgen dolayısıyla sağ kenar 13 ise Burası da 13 olurken aynı zamanda açı ortayımızda koyalım. Bakın bu çizimi yaptığımızda şu an x'i içine alan bir tane dik üçgen elde etmiş olduk. Ki bu dik üçgende de arkadaşlar hipotenüs 13 dik kenarlardan biri 5 birim olduğunda 5 12 13 üçgenimiz vardı. Dolayısıyla x değeri de 12'ye eşit olarak bulunmuş oldu. Devam edelim. Burada da bakın arkadaşlar bir açı ortayımız var. Aynı zamanda bu açı ortayımız yükseklik olarak geliyor. O halde aklıma yaki kelimesi gelirken kenar ortayı ve ikiz kenar arıyorum. Önce üçgen yok. Üçgeni oluşturabilmek için bu açı ortayın tepe noktası benim tabana inen yüksekliğim olacaksa önce tabanımı oluşturdum. Şimdi de üçgenimi oluşturduğumda işte buradaki üçgen bir ikiz kenar üçgen olurken sol taraf 8 sağ taraf 8 olacak. Büyükten küçüğü çıkardığımızda da bu alttaki kısmın 2 olduğunu söyleyebilmiş olacağız. Aynı zamanda biz buranın kenar ortay olduğunu da biliyoruz. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. BE ile de ED uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş. Hemen bunları da şöyle sorumuza işlemiş olursak bizden EC uzunluğu istenmiş. Arkadaşlar buraya da biz F noktası demiş olursak burada BDF üçgenine baktığımızda bizim tabanımız 2 olurken arkadaşlar bakın buranın orta noktası. Buranın da yine elimizde orta noktası mevcutsa 2 bu üçgenin tabanı olurken arkadaşlar orta noktaları birleştirerek elde ettiğimiz bu uzunluk bizim üçgenimizin orta tabanıdır. 1'e 2 benzerlikten gelir. Orta taban tabanın yarısına eşittir. Yani 2'nin yarısından aradığımız EC değerinin 1'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Diğer sorumuza da arkadaşlar bakın DE AB'ye dik gelirken yani yükseklik olarak gelirken aynı zamanda bu kenara ortalıyor. Yani Y ve K harflerimiz mevcutsa amacımız buradaki açı ortayı ve ikiz kenarı bulmak olacak. Yine bu yüksekliğin başlangıç noktası bizim ikiz kenar üçgenimizin tepesi olurken bu tabanı şöyle kucaklamış olursak işte artık buranın açı ortay olduğunu aynı zamanda buradaki DA ile de BD'nin birbirine eşit olduğu çıkarımını yapmış oluruz. Şimdi artık sorumuzun verisine geçersek arkadaşlar, CD uzunluğumuz 5 birim. AC uzunluğumuz 12 birim. Yani buranın tamamı 12 ise e burada dik bir üçgen olduğuna göre 5 12'den hipotenüsümüz 13'e eşit olacak. E zaten biz buranın ikizkenar üçgen olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla buranın tamamı da 13 olurken Yine büyükten küçüğü çıkardık. Yani bir kenar parçalandıysa biz de muhakkak oradaki parçaları ayrı ayrı yazmamız gerekecek. Yani bu durumda BC uzunluğumuz da 8'e eşit olacak. Şimdi bizden BC istendiğine göre sorumuzun cevabına ulaştık. Fakat bir de biz burada AB değeri de bize yüksek ihtimalle sorulabilecek bir veri olurdu. Bu durumda da arkadaşlar 8 12'li bir üçgenimiz olmadığı için burada AB uzunluğuna x demiş olursam x eşittir kök içinde 8'in karesi artı 12'nin karesi deyip buradan kök içinde 64 artı 12'nin karesi 144 dersek karekök içinde 208'e elde etmiş olduk. Şimdi de arkadaşlar bunu parçalayalım çünkü cevapta böyle bir sayımız olmaz. Olabilecek en sade hale getirmeye çalışırsak 4 çarpı 52 208 e eşittir. Hatta arkadaşlar 52 sayısı geometride karşımıza çokça çıkan bir sayı. 4 çarpı 13'e eşit olurken buradan 4 kere 4 16 olup dışarıya 4 olarak çıkacak ve aradığımız x değeri 4 kök 13'e eşit olacak. Veya arkadaşlar böyle bir soruda Pisagor teoremini bu şekilde büyük sayılarla yapmaktansa daha kolay bir şekilde de yapabiliriz. 8 ve 12'nin en büyük ortak böleni yani ikisinde de var olan çarpanımız 4. O halde biz 8 yerine 4 çarpı 2 diyelim. 12 yerine de 4 çarpı 3 demiş olalım. Bu durumda arkadaşlar x değerimiz bu ikisinde ortak olan sayımız zaten 4. O halde x'in önünü öncelikle 4 sayısını aldım. Daha sonra kök içinde kalan sayılara pisagor yapıyor gibi yapıyoruz. Yani 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9 dersek bakın buradan çok daha pratik bir şekilde AB değerine ulaşmış oluruz. Bir diğer özelliğimiz ikiz kenar bir üçgende ikizlerden birine yardımcı bir eleman çizildiyse örneğin yükseklik ya da açı ortay ya da kenar ortay biz hemen bu ikize çizilen yüksekliği diğer ikizi çizeceğiz. Aynı zamanda bize verilen veriyi muhakkak diğerine taşımış olacağız. Çünkü bunlar bize yemdir aslında. Verilenden istenene geçiş yaptığımızda sorunun çözümüne ulaşmış oluruz. Bu durumda arkadaşlar örneğin ikizlerden birine dik indirildiğinde sağ tarafa dik indirdiyse biz diğer tarafa dik indireceğiz. Aynı zamanda bu yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu. Sadece yüksekliklerin değil. Örneğin alttaki açı alfa ise sol taraftaki alttaki açımızın alfa olduğunu üstteki açı beta ise buranın beta olduğunu. Bu yüksekliğin tabana gelen kısmına diyelim ki x demiş oldu. Bu durumda aynı şekilde bizim çizdiğimizde hemen tüm bilgileri buradan alıp diğer tarafa vermemiz gerekecek. Buradaki yüksekliğimizin de tabana ayrılan parçasına x diyerek tüm bilgileri birinden alıp diğerine verdiğimizde sorunun çözümüne yaklaşmış olacağız. Aynı şekilde diyelim ki sol tarafa açı ortay çizdi ve buradaki parçaların A'ya B olduğunu söyledi. Biz hemen bu sefer diğer ikize açı ortayı çiziyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bu açı ortayı çizdiğimde bilgileri alıp veriyorum. Yani alttaki parçam A ise burası da A, buraya da B diyerek sorunun çözümüne yaklaşmış oluyorum. Tabii ki aynı şey kenar ortayda içinde geçerli. Sağ tarafa kenar ortay çizildi ve diyelim ki buradaki açının alfa, buradaki açının bet olduğu söylendi. Biz hemen bu bilgiyi, bu veriyi buradan alacağız ve aynısını sol tarafa çizdiğimizde, bu da bizim kenar ortayımız olsun aynı verileri buraya işlemiş olacağız. Yani alt açımız alfa üst açımız betadır diyerek sorunun çözümüne yaklaşmış olacağız. Örneğin BE ile AD birbirine eşit ve 9 olarak verilmiş. Arkadaşlar ancak ikiz kenar bir üçgende İkizlere çizilen yükseklikler birbirine eşittir. E bu durumda A'dan çizilen yükseklikle B'den çizilen yükseklik birbirine eşitse demek ki bu bir ikiz kenar üçgen. Dolayısıyla A açısıyla B açısı birbirine eşit. Ve bu durumda CE kenarıyla CA kenarıyla CB kenarı da birbirine eşit olacak. Şimdi artık B'lerimize bakarsak AC'nin 15 olduğunu biliyormuşuz. Aynı zamanda burası da 15 diyelim ve BE ile AD uzunlukları bize 9 olarak verilmiş. Arkadaşlar AD'nin 9 olduğunu biliyorsak bakın burada sağ tarafta güzel bir dik üçgen elde ettik. Ki bu dik üçgenin hipotenüsü 15 bir dik kenarı 9 15 5'in 3 katı iken 9 3'ün 3 katı olduğuna göre arkadaşlar bir diğer dik kenarımız bu 3 4 5'in katlarıymış. Demek ki burası 4'ün 3 katından 12 eşit olacak. Şimdi BD uzunluğuna geçersek büyükten küçüğü çıkardığımızda 15 12'den 3 birimdir dediğimizde şimdi ise arkadaşlar x'i buradaki BAD dik üçgeninde çillop gibi elde etmiş olduk. Hatta burada arkadaşlar bir tane pratik bilgimiz vardı. Dik kenarlardan biri diğerinin 3 katı olduğu zaman Pisagor teoremi yapmadan biz direkt olarak hipotenüsün küçük olan sayının kök 10 katına eşit işte olduğunu söylüyorduk. Buradan da direkt olarak aradığımız değere ulaşmış oluruz. Geçtik diğer sorumuza. Burada da AB ile AC birbirine eşit olarak verilmiş. Arkadaşlar elimizde ikiz kenar bir üçgen mevcutken bakın sağ tarafa dik indirilmiş. Hiç soruya devam etmeden hemen ben de sol kola dik indiriyorum. Ve aynı şekilde bana verilen tüm bilgileri indirdiğim bu dike taşıyacağım. Yani bu yüksekliğin alttaki açısı 24 derece ise hemen ben de burayı 24 derece mi yazmış oldum. Arkadaşlar bir de bize böyle bir eşitlik verilmiş. Geometride eksileri ben çok fazla sevmiyorum. Dolayısıyla eksiği eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçirerek burada Artı ifadeleri kullanmayı daha çok tercih ediyorum. E bu durumda ben hc'ye a, bd'ye b demiş olursam bh değeri a artı b'ye eşit olacaktır. Unutmayın muhakkak bunları kodlayarak matematiğe çevirip aralarındaki bağlantıyı net olarak görmemiz gerekecek. Dolayısıyla burada hc'ye a dediğim anda e sağ çizilen dikin alt kısma ise sola çizdiğim dikin de alt kısma olacak. Hemen buraya da a dedim. BD uzunluğuna B demiş olursam arkadaşlar BH'de A artı B'ye eşit. E biz buraya çizilen yükseklikten bilgiyi aldık. A artı B e demek ki burası da ona eşit. Dolayısıyla burası da A artı B'ye eşit olacak. Şimdi buradaki noktamıza da K demiş olalım. Bakın arkadaşlar burada DKC üçgenini şöyle tekrar dışarıda resmetmiş olursak burası 90 dereceyken DK'de a artı b birim, KC'de a artı b birim oldu. Yani aslında elimize ikiz kenar bir dik üçgen geçmiş oldu. Ki biz ikiz kenar bir dik üçgende taban açılarının 45'er derece olduğunu biliyoruz. Yani buradaki açımız 45, aynı şekilde bu açımızda 45 olduğuna göre x değerimiz 45 eksi 24 dereceden. 21 dereceye eşit olacak. Hani neymiş arkadaşlar? İkizlerden birine bir yardımcı eleman çizildiğinde biz hemen bir diğer ikiz kenara o yardımcı elemanı çizeceğiz ve verilen tüm bilgileri bizim çizdiğimiz yardımcı elemana geçirmemiz gerekecek. Bir diğer özelliğimizle devam edelim. Arkadaşlar ikiz kenar bir üçgende taban üzerinde alınan bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı ile ilgili bir tane özelliğimiz var. Örneğin bu da buna paralel çizilmiş olsun. Şimdi biz buraya A demiş olalım. Buraya B demiş olalım. Gelin bir küçük ispatımızı yapalım arkadaşlar. Şimdi bu ikiz kenar üçgen olduğuna göre taban açılarımıza alfa dedik. Bakın bunlar birbirine paralelse yöndeşlikten buradaki alfa açısını buraya taşıyabilirim. Aynı şekilde bunlar da birbirine paralel olduğu için arkadaşlar yine yön buradaki açımın da alfa olduğunu söyleyebilmiş olurum. E bu durumda bakın burada da bir ikiz kenar üçgen oluştu. Çünkü taban açılarım alfa alfa oldu. Dolayısıyla BF uzunluğumuz da A birimken aynı şekilde DE ile EC de taban açıları birbiriyle aynı olduğu için bir ikizkenar üçgen oldu. Dolayısıyla burası da B birimdir diyebiliriz şimdi üstteki şeklimize bakarsak AFDE'ye burada da karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Dolayısıyla elimizdeki şekil bir paralel kenar ki paralel kenarda karşı karşıya olan kenarlar birbirine eşittir. O halde bakın ikiz kenar bir üçgenin tabanından alınan bir noktadan çizilen paraleller toplamının yani A artı B'nin aslında ikiz kenarlarımızın uzunluğuna eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Hemen şu ispatımızı silelim. Ve bu özelliği biz sorularda nasıl kolayca kullanacağız? Hemen buna geçelim. Tabandan alınan bu paralellerin uzunluklarına AB demiş olursam AB ile AC birbirine eşit. Tepeden gelen bir ikiz kenarım varsa bu paralelliğin oluşturduğu şuradaki üçgenim de yine aynı şekilde ikiz dersek e zaten buranın paralel kenar olduğunu biliyorsak sorumuzun çözümünü kolayca yapabilmiş oluruz. Yani bu formülde ezberlemeden cevabımıza ulaşırız. Şimdi sorumuzda AB ile AC birbirine eşit paralelliklerimiz verilmiş. Arkadaşlar öncelikle böyle bir ikiz kenarımız varsa hemen tepe E olduğu durumda bu da kendi içinde bir ikiz kenar olacak. Dolayısıyla 5 diyelim. DP uzunluğu bize sorulmuş. Buraya X dersek buranın da X'e eşit olduğunu söylemiş olalım. Şimdi arkadaşlar BC uzunluğumuzun tamamı da 19 kökü eşitmiş. E burada ikiz kenar bir üçgenimizin tepe açısı 120 dereceyken arkadaşlar tabanlar 30 30'dur. Ve bu bizim aslında açılarıyla sayıları arasındaki ilişkiyi tanıdığımız bir üçgen neydi? 30'ların karşısına x dediğimizde 120'nin karşısı bunun köküç katına eşitti. Dolayısıyla x köküç diyebiliriz. O halde arkadaşlar bu açımız 120 iken 30-30 diyelim. Aynı şekilde bu açılarımızın da 30-30 olduğunu yazmış olalım. Şimdi 30'un karşısı 5 ise 120'nin karşısı bunun kök köküç katı yani 5 köküç. 30'un karşısı x ise aynı şekilde 120'nin karşısı da x köküçe eşit olacak. E şimdi biz bc uzunluğunun tamamını elde etmiş olduk. Bakın bu iki uzunluğun toplamı... 19 kök 3 yapıyorsa arkadaşlar bunu sağ tarafa geçirdiğimizde x kök 3 değerimiz 19'dan 5'i çıkarttığımızda 14 kök 3 e kök 3'leri de götürürsek x değerimiz 14'e eşit olacak. Bu arada tişörtümde Game Over yazıyor arkadaşlar. Bu oyun bitmedi. Oyun daha yeni başlıyor. Ve biz oyunu kurallarına göre oynadığımızda biz bitti diyene kadar da bu oyun bitmeyecek. Şimdi yine bir özellik, yeni bir özellikle devam edelim. İkiz kenar bir üçgende arkadaşlar tabanın üzerinde alınan bir noktadan ikiz kenarlara çizilen Yüksekliklerin toplamı ikiz kenarlardan birine çizdiğimiz yüksekliğe eşittir. Yani biz burada ikiz kenarlardan birine çizdiğimiz yüksekliğe h demiş olursak buradaki h yüksekliğimiz h1 artı h2'ye eşittir diyebiliriz. Aynı zamanda ikiz kenar bir üçgende tabanın dışından alınan bir noktadan da ikizlere çizdiğimiz yüksekliklerin bu sefer farkı ikizlerden birine indirdiğimiz yüksekliğe eşit. Ya bu yüksekliğe h demiş olalım. H eşittir. Büyükten küçüğü çıkardığımızda H2-H1'e eşittir diyebiliriz. Zaten ikiz kenar bir üçgende ikizlere çizilen yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O yüzden arkadaşlar aynı şekilde C'den AB'ye inen yüksekliğimizde yine H değerine eşit olacak. O zaman gelsin sorumuz. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın elimizde ikiz kenar bir üçgen varken açı bilgimiz varsa hemen açıları kodladık. Taban açıları birbirine eşit. O halde bunlar 75'er derece olurken tepe açımızın da bu durumda 30 derece olması gerekecek. Şimdi tabandan bir noktadan sağ ve sol kola tabandan tabandan alınan bir noktadan ikiz kenarlara dikler indirmiş. Biz bu özelliği nasıl kullanacaktık? Hemen ikiz kenarlarımızdan birinin taban açısına geliyoruz ve ikiz kenarlarımızdan birini dik indiriyoruz. Ve 3, 2 daha 5 buradaki yüksekliğimizin 5'e eşit olduğunu söylemiş olduk. Bakın arkadaşlar biz bunu indirdiğimizde burada da elimizde güzel bir üçgen oluştu. Ki bu da 30-60-90 üçgeni olup 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı bunun 2 katından 10'a eşit olacak. Bu durumda da ikiz kenarlarımız 10'ar birim olacaktır. E bize de AB sorulduğuna göre cevabımızı bulmuş oluruz. Geçtik diğer sorumuza. Yine AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar ikiz kenar bir üçgen görüyoruz. Tabanda bir nokta alınmış. Bir kola dikilmiş. Bir diğer kola ise paralel çekilmiş. Bizim ya iki paralele ya da iki dike ihtiyacımız olacak. Hangisinden gitmek istiyorsak oradan gidebiliriz. Örneğin iki dikle gitmeye çalışalım. Şimdi buradan sağ kola dik indirildiğine göre biz de sol kola dik indirelim. Arkadaşlar önce paralellikte verilen bir açıyı bizim diğer paraleli taşımamız gerekiyordu. Yani buradaki açımız 45 derece ise yön değişikten buranın da 45 olduğunu yazmış olduk. ED uzunluğumuz 6 olduğu için burada 45 45 90 üçgenimiz var. Şimdi bizim tabandan alan bir noktadan iki kola da dikleri bulmamız gerekecek. Yani buradaki üçgene odaklandığımızda 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı bunun kök 2'ye bölümüdür. 6 bölü kök 2 diyelim. Payda da köklü ifade istemiyoruz. O yüzden bunu eşleniği olan kök 2 ile genişlettiğimizde burası 6 kök 2 bölü 2 olurken 3 kök 2'ye eşit olacak. Veya arkadaşlar bunu böyle yapmak yerine 90'ın karşısı 45'in karşısındakinin kök 2 katı. O halde 6 Hangi sayının 2 katı diye düşünelim. 3'ün 2 katıdır. O zaman bu 3'ün yanına biz de bir kök 2 yazdığımızda aslında 3 kök 2'nin kök 2 katından kolaylıkla çok fazla işlem yapmadan dik kenarlarımıza daha rahat ulaşabilmiş oluruz. Şimdi ikiz kenar üçgenimizin tabanında alınan bir noktadan artık ikiz kenarlara dikler indirmiş olduk. O halde biz bu bilgiyi veriyi nasıl kullanacaktık? Hemen ikizlerden birine dik indirdim ve buradaki dikler toplamının aslında buradaki yüksekliğe eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 kök 2 ile 4 kök 2'yi toplarsak aslında buradaki yüksekliğimiz 7 kök 2'ye eşit oldu. Şimdi de bakın Burada çok güzel bir üçgen elde ettik. 45 45 90 üçgeni ve 45 derecenin karşısı 7 kök 2 ise 90 derecenin karşısı arkadaşlar bu sayının kök 2 katı olacak. Yani 7 çarpı 2'den 14'e eşit olacak. E bizden AB değeri istendiği için cevabımız da kolaylıkla gelmiş oldu. Burada ise arkadaşlar bir tane taktiğimiz olacak. Aslında bunu formül olarak e, söyleyemeyiz ama bunu görmeden de sorularımızı çözemeyiz. Şimdi bir ikiz kenar üçgenimiz var. Bakın ben burada füze görüntüsü diyorum. Ben buna füze diyorum. İkiz kenar üçgenin tepesinden füze gibi çıkmış. Füzenin benzini bitmiş ve pat diye aşağıya dik indiği zaman arkadaşlar biz burada füze görüntüsünü gördüğümüzde buradaki füzenin ikiz kenar olduğunu söyleyeceğiz. Füze ikiz kenardır. Şimdi buranın ikiz kenar olduğunu kafamızda şifrelersek yani burada AD ile AE birbirine eşittir dediğimizde işte bu görseli kafamda şifrelersem bundan sonra soruların çözümünü çok kolay bir şekilde görürüm. Hemen bunu bir küçük ispatlayalım. Öncelikle ikiz kenar bir üçgende taban açılarımızın zaten birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki FEC açımızda da beta demiş olursak alfa ile betanın toplamı 90 derece olacak. Arkadaşlar bunlar ters açılar. Yani AED açımızda beta'ya eşit dersek şimdi DBF üçgenine baktığımızda bu açı 90. Buradaki açımız alfa ise üçüncü açımız bunu 180'e tamamlamak zorunda, dolayısıyla beta eşit olacak. Bakın arkadaşlar, bu durumda işte buradaki füzenin taban açıları birbirine eşit olduğu için biz bunun ikiz kenar bir üçgen olduğunu da ispatlamış olduk. Şimdi bu sorularda karşımıza nasıl çıkacak? Arkadaşlar AB ile AC birbirine eşit, yani elimizde ikiz kenar bir üçgen var. O halde bakın ikiz kenar üçgenin tepesinden füze gibi çıkıp pat diye düşmüş. Yani burada biz füzenin ikiz kenarı olduğunu biliyoruz. Öncelikle hiç soruya başlamadan AD ile AE'nin birbirine eşit olduğunu söyleyelim. Şimdi verilerimize bakarsak BC bizim ikiz kenar üçgenimizin tabanı olurken ikiz kenar üçgende taban bilgimiz varsa hiç düşünmeden tepeden bu tabana dikindir ve bu tabanı iki eşit parçaya böl demiştik. Yani 6'ya 6, 6 ayırmış olduk. Bu durumda da bakın 6, 8, 10 üçgenimiz olacak. Yani buradaki noktayı H dersek AH değeri de 8'e eşit olacak. Şimdi bizden istenene bakalım arkadaşlar. Buradaki FE değeri artı FD değeri istenmiş. Burayı hemen kodluyorum. FE'ye A demiş olalım. E de bunun tamamı yani yukarıdaki ikiz kenar üçgeninde tabanıyla ilgili bir bilgi isteniyor. O zaman... Yine ikiz kenar üçgenimizin tabanı ile ilgili bir soru varsa elimizde tepeden dikimizi indirdik ve bu tabanı yine iki eşit parçaya böldük. O halde buraya da BB demiş olalım. Yani artı diyelim. PD değerimizde bu durumda 2B artı A'ya eşit işte olurken Turumuzda amacımız 2a artı 2b değerini bulmak oldu. Bunu bulmak için de arkadaşlar bakın burada bir dikdörtgen elde etmiş olduk ki bir dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Yani bunun sol kenarı 8 ise sağdaki kenar a artı b değeri de 8'e eşit olurken e bizden 2a artı b istendiği için 8 çarpı 2'den cevabımız 16'ya eşit olacak. Yani neymiş arkadaşlar? İkiz kenar üçgenin tepesinden füze gibi çıkıp pat diye aşağıya dik indiğinde füzenin ikiz kenar olduğunu direkt kodlayıp sorunun verisine odaklandığımızda çözümümüz kolayca gelmiş oluyor. Bir diğer taktiğimiz ise bir üçgende bir açı diğerinin iki katı olduğu zaman bizim bu açıların arasında bağlantı kurmamız gerek. Şimdi burada nasıl bağlantı kuracağız? Boş olan açıdan boş olan açıdan buradaki küçük olan açı kadar yani alfa kadar çektiğimizde arkadaşlar burada sorumuzda gizli ikiz kenar üçgenler oluşacak. Gizli ikiz kenarlar var diyelim. İşte bu da sorunun verisini kullanarak çözüme ulaşmamızı sağlayacak. O halde bir açı diğerinin iki katı olduğunda boş olan açıya gidiyorum. Ve küçük açı tarafından alfa kadar çektiğimde Bakın iki içten bir dışa çıkarsak buradaki açımız da 2 alfa olurken şimdi 2 alfaya 2 alfa yani burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Aynı zamanda şuradaki sağdaki üçgenimizde alfaların karşı uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani burası da buraya D noktası dersek AD ile DC'ye de eşit olacaksa işte buradaki ikiz kenar üçgenlere odaklandığımızda sorularımızı rahatlıkla çözmüş olacağız. Bakalım arkadaşlar sorularda nasıl karşımıza çıkacak. Öncelikle ACB açısına alfa diyelim. O zaman ABC açımız 2 alfaya eşit. Şimdi bakın bir üçgende bir açı diğerinin 2 katı oldu. Ne yapacaktık? Boş olan açıdan alfa kadar çektiğimde işte buradaki gizli ikiz kenar üçgenlere odaklanıyorum. Bakın 2 alfaya 2 alfa yani bunlar birbirine eşit olacak. Şimdi... Burada da gizli bir ikiz kenarımız oldu, alfaların karşısı da birbirine eşit. Yani buraya D noktası dersek, DC uzunluğumuz da 13 olurken, e, BC'nin tamamı 23'tü. O zaman büyükten küçüğü çıkardığımda, buradaki BD uzunluğu da ona eşit olacaktır. Şimdi ikiz kenar bir üçgende biz buradaki tabanı elde etmiş olduk. Ne demiştik? tepeden dik indir. Hiç düşünme ve bu tabanı iki eşit parçaya böl. Yani buralara 5 5 diyebilirim. E şimdi 5 12 13 üçgenimiz vardı. Yani buradan indirdiğimiz yükseklik AH değeri demiş olalım. 12'ye eşit olurken e biz x'i istiyorsak bakın arkadaşlar x'i buradaki mis gibi bir dik üçgen içinde elde etmiş olduk. Hatta buradaki dik üçgenimizi şöyle tekrar dışarıda resmedelim hipotenüsümüz x dik kenarlardan biri 12 bir diğeri ise 5 artı 13'ten 18'e eşit. Şimdi arkadaşlar burada 12, 18 diye bir üçgenimiz yok. O halde Pisagor teoremini büyük sayılarda yapmaktansa 12 ve 18'in ortak olan en büyük çarpanı aldı. 12 yerine 6 çarpı 2. 18 yerine 6 çarpı 3 dediğimizde şimdi kolaylıkla Pisagor teoremini şu şekilde yapacağız. 6 çarpı kök içinde 6'lara aldığımıza göre Artık 2 ve 3'ün kareler toplamı dersek Arkadaşlar 4 artı 9'dan aradığımız x değeri 6 kök 13'e eşit olarak gelmiş olacak. Geçtik bir diğer taktiğimize Arkadaşlar ikizkenar kenar bir üçgenin içine Tekrar şöyle birbirine eşit uzunluklar çizdiğinde Hemen bir küçük ispatımızı yapmış olalım. Alttaki ikiz kenar üçgenin tepesine geldim. Tabana dik indirdiğimde bu iki eşit parçaya ayrılırken aynı zamanda biz buranın açı ortayı olduğunu biliyoruz. Şimdi büyük olan ikiz kenar üçgenimizde de arkadaşlar tepeden dik indirdiğimde tabanın orta noktasına gelecekti. Yani ben bunu devam ettirdiğimde tabanın orta noktasına geliyorsa bunun üzerinden geçmek zorunda. O halde biz yakıyı kullanırsak ikiz kenar bir üçgende indirdiğim yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortay olmalıydı. Yani buranın açı ortay olduğunu ispatlamış olduk. Şimdi hemen bunları silelim. Bu sorularda bizim karşımıza nasıl çıkacak arkadaşlar? Bunu düşünelim. İşte bu ikizlikleri gördüğümde bunların sivri köşelerini birleştirdiğinde buranın açı ortay olduğunu hemen sorumuza işlemiş olacağız. Bakın sorumuza AB ile AC birbirine eşit verilmiş. E şimdi bu ikisi de birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar bunların tepelerini birleştirdiğinde biz buranın açı ortay olması gerek demiştik. Yani burası açı ortay olacaksa o zaman 90'ı 2'ye bölersem buradaki açılarım 45'er derece olacak. Şimdi böyle bir soruda yapabileceğimiz bir hatadan bahsedelim öncelikle. İkiz kenar üçgenler var. Mis gibi ikiz kenar bir dik üçgen elde ettim. O zaman B ile C'yi birleştirirsem burada ABC üçgeni ikiz kenar dik üçgen olacak. Fakat bunu çizmem. Buradaki alfa açısını getirmiyor olacak. Dolayısıyla bizim buradaki odağımızı değiştirmemiz gerek. Şimdi biz buradaki AO'nun 45-45 olduğunu söylediysek 45 nasıl açıydı arkadaşlar? Biz buna güzel açı demiştik. Fakat ne zaman güzeldi? 90 dereceyle güzel. O zaman 45'i gördüğümde hemen bir dik atmam lazım. Ve 90 derecenin karşısına kök ikili sayı aldığımızda işlemlerimiz kolaylıkla geliyordu. Yani ben burada 45'imi 90 derecenin karşısına kök ikili sayı alacak şekilde indirirsem çözümü daha kolay yaparım. O zaman da arkadaşlar O'dan AC'ye dik indirirsek bakın 90 derecenin karşısına kök ikili sayı geldi. Yani buradaki uzunluklarımıza direkt olarak 4'e 4 diyebiliriz. Aynı zamanda buradaki açımızda 45 derece oldu. Şimdi burada elde ettiğimiz dik üçgene bakarsak bu da sıradan bir üçgen değil. Çünkü hipotenüse baktığımda 8 dik kenarlardan birinin iki katı. E bu ne zaman sağlanırdı? Ancak 30-60-90 üçgeninde. Yani 4'ün karşısındaki açı 30 olacak ki 90'ın karşısı bunun 2 katı olsun. O zaman buradaki üçgenimizde 30 60 90 üçgeni olmak zorunda. Şimdi de bakın sağdaki açının tamamını bulmuş olduk. 105 derece. O zaman arkadaşlar soldaki açımız da 105 derece olacak. Ve şu an biz burada bir tam açı elde etmiş olduk. Ve buradaki açılarımızın toplamı 105 artı 105 artı, artı alfa eşittir. 360 derece dersek bu ikisini topladım 210. O zaman alfanın 360'tan 210'u çıkartırsak 150 dereceye eşit olduğunu bulmuş oluruz. Son sorumuzda ise arkadaşlar yine hiç soruya bakmadan direkt olarak verilenlere odaklanıyorum. En çok verinin olduğu yer elimde 4 kök 2 var ve 45 derece var. 45 derece güzel açıydı. Ne zaman güzel? 90 dereceyle güzel. Yani benim dik indirirken de 90 derecenin karşısına buradaki kök ikili sayıyı almam lazım. O halde C'den değil de A'dan aşağıya dikimizi indirmiş olduk. Ve böylece 90'ın karşısı 4 kökü ise 45'in karşısına 4'ümü de yazmış oldum. O zaman da arkadaşlar bakın ABC üçgeni bir ikizkenar üçgen verilmiş. İkizlerden birine dik indirdiğimizde biz hemen diğer ikize dik indirelim demiştik. Çünkü ikiz kenarlarımıza inen yüksekliklerin birbirine eşit olduğunu kullanmamız gerek demiştik. O zaman A'dan BC'ye dikinmişse biz de ikiz kenar üçgenimizin diğer taban noktasından bir diğer ikiz kenarımıza dik indirirsek buradaki yükseklik de 4'e eşit olacak. Bakınız şu an x'i güzel bir dik üçgen içinde yine elde etmiş olduk. Ki buradaki dik üçgenimiz 30-60-90 üçgeni. Yani 30'un karşısı 4 olduysa 90'ın karşısı bunun 2 katı olacak. Yani 4 kere 2'den 8'e eşit olacaktır. İşte geometride bir sorunun verisini nasıl kullanırız, nasıl kullanışlı hale getiririz diye düşündüğümüzde çözüme otomatik olarak gitmiş oluyoruz. Dilerim faydalı bir ders olmuştur. İkiz kenar üçgenle ilgili tüm sorularımızı çözüyoruz. Hoşçakalın.